Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her yemeğin yanına yakışacak, sofralarınıza da renk katacak, damaklarınızda ise muhteşem lezzet bırakacak harika bir salata tarifiyle karşınızdayım. Çok pratik, bir o kadar da lezzetli. Beyaz lahana kullanacağım. Lahananız büyük boysa yarısını kullanabilirsiniz. Bir bıçak yardımıyla ince ince doğrayabilirsiniz. Ya da soyacak yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Genişçe bir kasenin içerisine kıydığım lahanalarımı alıyorum önce. Sonrasında ise bir adet soğan kullanacağım. Ben kırmızı soğan tercih ettim. Evinizde varsa daha da güzel renk veriyor. Bir adet soğanımı ince ince doğruyorum yine. Özellikle mevsim geçişleri ve kış sezonunda ben kırmızı soğan tüketmeyi çok seviyorum. Özellikle kırmızı soğanın vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren o bakterileri ortadan kaldıran ciddi bir özelliği var. Doğal bir antibiyotik olarak zaten hepimiz biliriz. Gerçekten bağışıklık için tam bir kalkan, hücrelerimizi koruyor. Antioksidan deposu, ayrıca gribe karşı savaşarak bizim bütün hastalıklarımızı da önlüyor. Kalorisi de yok denecek kadar az. Daha da ne olsun, gerçekten bize de bol bol tüketmek kalıyor sadece. Şimdi soğanlarımı ben doğradım. Beyaz lahanalarımın içerisine ilave ediyorum. Havuç da ilave etmek istiyorum. Bir adet büyük boy havuç kullanacağım. Havucumu rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Çünkü biliyorsunuz havuçta da A vitamini inanılmaz yüksek oranda. Bağışıklık sistemi için de bu A vitamini çok çok önemlidir. Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için faydalıdır. Bu nedenle onların salatalarını, yemeklerini mutlaka ilave etmenizi ben öneririm. Bir adet havucumu da rendeledim. Onu da diğer malzemelerle birlikte kasemin içerisinde birleştiriyorum. Ton balığı kullanacağım. Bir kutu yeterli olacaktır. Yapmanız gereken tek şey sadece kutuyu açıp kasemizin içerisine boşaltmak olacak. İnanılmaz lezzet verecek zaten ton balığı diğer sebzelerle birlikte olunca. Başlı başına da ben çok severim ama salatalarda da mutlaka kullanmaya çalışırım. Özellikle bu salataya gerçekten çok yakışacak tadı. Yarım demet kadar da dereotu kullanacağım. Ben dereotumu yıkadım, kuruladım. Şimdi ince ince doğruyorum. Dereotu da zaten o aromatik tadıyla bütün salataların bence olmazsa olmazıdır. Türk mutfağında da zaten çok çok tercih edilir. Her salatanın içinde ya da zeytinyağlarının içerisinde mutlaka dereotunu görmek isteriz. Çünkü çok güçlü ve çok lezzetli bir aroması var bana göre. Enfeksiyonları önler ve aynı zamanda bağışıklığı da arttırır. Bu nedenle dereotunu da bol miktarda kullandık. Şimdi sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Ayrıca bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı hardal koyuyorum. Ve bir adet limonun suyunu sıktım. Onu da içerisine ilave ediyorum. Önce bir çırpıcı yardımıyla hardalla ikisini bir güzel karıştırıyorum. Böyle homojen bir kıvam alana kadar. Sonrasında içerisine mayonez de ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Salatalar gerçekten besin değeri anlamında çok yüksektir. Zaten çok lezzetlidir. Ama ben soslarla ekstra zenginleştirmeyi çok seviyorum. Bu da gerçekten harika bir salata sosu. İçerisine yaklaşık 40 ml yani bir çay bardağı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Yine karıştırmaya devam edeceğim. İsterseniz baharat da ilave edebilirsiniz. Karabiber de yakışabilir. Bunu tamamen size bırakıyorum. Tuz miktarını da size bırakıyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Sosumuzun hazırlanışı da sadece bu kadar. Şimdi salata kasemin içerisine bol miktarda hazırladığım sosumu döküyorum. Sadece dakikalar içerisinde üzerine sos gezdirilmiş çok kolay bir salata hazırladık. Ana yemeğinizin yanına eklenerek yemeğin keyfine daha da keyif katacak ve iştahla yenmesini sağlayacak lezzette gerçekten. Ama sade bu şekilde salata tüketmek isteyen arkadaşlarım da varsa özellikle diyet yapanlar gerçekten onlar için de bulunmaz lezzetli bir tarif. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha sağlıklı ve lezzetli tarifler için de lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.